Ülke TV'den herkese merhabalar. Genç Vizyon tüm hızıyla başlıyor. Sınavlar öncesinde sınavlar ülkesi Türkiye'nin vazgeçilmez programı Genç Vizyon'da yine karşınızdayız. Ben İsmail Yolcu, yine eğitimci yazar Süleyman Beledioğlu hocam, öğrencilerin bonus hocasıyla karşınızdayız. Bizlere şu andan itibaren Instagram bonus hoca hesabından sormak istediğiniz soruları iletiyorsunuz. Bizler programda, stüdyoda sizler adına ben soruyorum. Süleyman Beledioğlu hocamdan yanıtlar alıyoruz. Genç Vizyon programı her cuma saatler tam 15'i gösterdiğinde Ülke TV'de olacak. Sınavlara yaklaştıkça ve hemen akabindeki tercihlerde de hafta içi her gün yine sizlerle birlikte olacağız. Programımızda üniversiteler, bölümler, meslekler, kısacası eğitim adına her şeyi bulacaksınız diyorum ve izninizle Süleyman hocama hoş geldiniz diyorum. Sağ ol İsmail. Bu arada pandemi imajı sende de oluşmuş. Tanıdığımız bütün yüzler böyle sakallı çıktılar karşımıza. Ben hayatımda ilk defa bıraktım. Şöyle kısa bir etrafıma sorduktan sonra da kalmasına karar verdim şimdilik. Güzeldir. Yani o ayrı mesele ama bu biraz da kuaförlerimizin işte işini yapamadığı tabii. Dönemden evet. Kalma oldu. Olaya kaza süsü verdik hocam aslında. Kaza süsü verdiniz. Evet, evet. Şimdi değerli izleyiciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin belki de en uzun süreli eğitimden kopuş sürecini yaşadık hep birlikte. Pandemi sürecini, vazgeçilmez sınavlar var öğrencilerin ve ailelerin hedefinde. Hocam, sınavları biz konuşacağız. Başarı ipuçlarını sizden alacağız. Motivasyon ve daha birçok konu başında hep sizden destek aldı ülkemiz. Soruları cevaplayacağız. Soruları cevaplayacağız ama bu sorularda hep çözüm önerileriniz olacak. Pozitif cevaplar olacak. Onu biliyorum ama pandemi süreciyle ilgili yani ne söylersiniz? Burada şu andaki artık iş işten geçti. Okullarda eğitimler durdu. An itibariyle öğrenciler ve aileler pandemi sürecinin şu kalan döneminde sınavlara kadar neler yapmalılar, hangi pozisyonda olmalılar? Şimdi tabii bu soruları İsmail ayrı ayrı çocuklar da soracaktır. Zaten yaklaşık 10-15 dakika içerisinde rehberlik uzmanı Besim Türkoğlu, psikolojik az danışman. Sonra, evet, anons edeceğim. Tabii daha doğrusu psikolojik danışmanımız da katılıp bu konuya detay olarak girecekler. Şimdi pandemiye eşlik eden aslında çeşitli problemler ortaya çıktı. Mesela işte sosyal psikologların özellikle söylediği o doğrulama eğilimi dediğimiz, yani benim eskiden yaptığım daha iyiydi, beni daha başarıya götürürdü. Hatta şöyle düşünülüyor, eskiden uyguladığım ve yaptıklarım beni başarıya götüren tek şeydi. Nedir o eskiden yaptığı çocukların? Yüz yüze ders almak, etüt almak, çözemediği her soruyu öğretmene çözdürmek ve bunu bir tek başarı kaynağı gibi görüyorlardı. Şimdi burada şöyle bir şey var İsmail. Bak, sadece öğrencinin kendisi bu durumda ise bu bir sorun gerçekten. Yani yüz yüze eğitimi sadece kendisi almıyorsa sorun. Efendim, etüt alamıyorsa sadece kendisi sorun. Ama baktığınız zaman sınava gireceği bütün rakipleri aynı durumda. Yani çok ünlü bir generalin düşmana da yağmur yağıyor deyip taarruzu ertelememesi gibi. Yani yağmur yağıyor, taarruzu erteleyelim diyor komutanlar geliyor başkomutana. Başkomutan da bakıyor, tamam da diyor, düşmana da yağmur yağıyor, şartlar eşit diyor. Şimdi burada tabii ben öğrencinin rakibini düşman gibi algılaması anlamında söylemedim bunu. Bu bir alıntı yaptım sadece. Yani çocuklar neyi yaşıyorsa aslında rakipleri de onu yaşıyor. Şimdi ben Instagram bonus hocadan, öğrencilerimizin bugün yayınladığımız videodan sorularını göndermelerini rica ediyorum. Böyle sıcak soru üstünden gitmeyi daha çok tercih ederim. Oysa söyle İsmail, hemen soru. Hemen hocam sorayım. Sıcak soru. Instagram bonus hoca hesabımıza sevgili izleyiciler, değerli öğrenciler, şu andan itibaren sorularınızı gönderin demiştik. Hemen ilk sorumuzu iletiyorum hocam. Ayten Dere. Hocam merhaba, benim çocuğum LGS öğrencisi. Birinci dönem çok çalıştı ama şu an çalışmıyor, kendisine çok güveniyor. Ben çok endişeleniyorum diyor bir anne. Şimdi anne haksız değil. Çünkü orada çocuk, o dediğim olay işte İsmail. Ben yüz yüze eğitimden yararlanırsam çalışırım. Öğretmene sorarsam çalışırım. Modundan çocuğun kesinlikle çıkmış olması gerekiyor. Sadece velimize ben şu bilgiyi vermek isterim.
Şimdi ikinci dönemden soru gelmiyor. Birinci dönemden geliyor. Çocuk şöyle düşünüyor olabilir burada. Ben birinci döneme zaten çalıştım. Bu da bana yeter diyor olabilir. Oysa her öğrencimizin şunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Bilgilerimiz beynimizin altına doğru iner. Bakın çocuklar, bilgiler beynin altına doğru iner. Ve sizden iki dakikada o bilgileri beyninizin altından bulup da çıkartıp cevaplamanızı istediklerinde o iki dakikada değil de beş dakikada, yani adeta sınavdan sonra hatırlarsınız. Şimdi burada çok önemli bir nokta daha var. Şimdi birinci dönemden sorular geliyor mesela baktığımız zaman. Bu soruların bu sene kolay soru oranında artışlar olacağı çok açık bir gerçek. Onun için çocuklarımızın benim konu eksiğim var. Bugüne kadar çalışmadım. İşte ne baksanız 2 hafta kaldı lise giriş sınavına. Aynen öyle hocam. Üniversite hazırlığı da 3 hafta kaldı. Benim konu eksiğim var. İşte çalışmama gerek yok, yetiştiremem düşüncesini bırakmalarını rica ediyorum. Bu sene çünkü gerek LGS'de, gerekse de AYT'de, YKS'de, üniversite giriş sınavında kolay soruların sayısında bir artış olabilir. Soruları biz yazmıyoruz İsmail. Olur demiyoruz. Evet. Ama ben buna oynarım şahsen. Artış olabilir. Yani geçen sene lise giriş sınavında 30 tane çok basit soru varsa, bu sene bu sayı 45'e çıkabilir. Toplamda, her iki sınav için söylüyorum. Üniversite girişte geçen sene 50 tane kolay soru varsa bu soru 80'e çıkabilir. Ben bu ihtimali oynarım. Bu 3 hafta dişimi sıkarım. Bak bakalım nasıl başarı elde ediliyor. Çünkü sonra ne oluyor biliyor musun İsmail? Çocuklar, ben fırsatı kaçırdım. Ah aklıma yanayım. O arkadaşlarının neşe içinde gezişini dolaşışını görürler. Ve bundan da pişman olurlar. Kolay sorunun özelliğine son olarak, ondan sonra sorunu alacağım. Kolay soru seçenek eleme yöntemiyle rahatlıkla bulunur. Çünkü soruyu zorlaştıran iki tane seçeneğin birbirine yakın verilmesidir. Kolaylaştıran nedir? Birbirine alakasız verilmesidir. Ya bu garanti olmaz diyor çocuk, orada eliyor ve yoluna o şekilde devam ediyor. Teşekkürler. Ayten Hanım'ın sorusunu cevapladık. Sizler de sorularınızı Instagram Bonus Hoca hesabındaki en son paylaşımın altına yazıp bize iletebilirsiniz sevgili izleyiciler. Hocam peki şu kalan dönemde hem 20 Haziran LGS için soruyorum hem de 27 Haziran'daki YKS, üniversite sınavı için soruyorum. Öğrencilerin çalışma tarzları. Şimdi burada birbirinden bağımsız binlerce taktikler var öğrencilerin kendilerine geliştirdikleri. Hiç kuşkusuz ki en iyi kendilerini tanıyorlar ama doğrusu nedir? Yani bir öğrenci diyor ki ben günde 5 tane deneme sınavı çözüyorum. Bir tanesi diyor ki hiç bilmediğim konulara çalışayım. Kimisi de en iyi bildiği konuya, örnek sadece Türkçe dersinden akşama kadar onunla çalışıp mutlu olmayı seçiyor. Ne dersiniz? Şimdi İsmail, burada şöyle bir şey var. Çocuğun pozisyonundan ziyade bir takım bilimsel gerçekler de çok önemli. Şimdi sevgili öğrenciler lütfen buna dikkat edin. Ben Instagram Bonus Hoca'da bundan 2 hafta önce, 10 gün önce bir video yayınladım. Her gün bir deneme diye. Çok sayıda öğrenci onu izledi. Siz de tıklayın dinleyin. Ben şimdi burada anlatacağım ama. Şimdi bazı öğrenciler şöyle yapıyor. Sabahtan bir deneme, öğleden sonra bir deneme, akşam bir deneme, uyumadan önce bir deneme. Bakın bunu yaptığınızda sizi alkışlayan çok sayıda insan bulabilirsiniz. Çünkü çok sayıda deneme çözüyorsunuz. Anne baba da huzur duyar bundan. Ben hep ekran başındaki anne babaların, öğrencilerin benimle birlikte düşünmesini rica ediyorum. Bakın biz eğer performansa dayalı bir mantıkla çocukları yönlendirmeye kalkarsak bu inanılmaz derecede yanlış olur. Şimdi bir defa şuna dikkat etmesi gerekiyor çocukların. Sabah kalktı bir tane deneme çözdü mü? Çözdü. Şimdi bu deneme sınavının da baktı en çok yanlışı çıkan konuların sayısı 7 tane. 7 konudan çok yanlışı çıkmış çocuğun. Ne yapacak? Tak diye hemen oturacak. Bu 7 tane konuya kısa bir göz atacak. Şöyle 1 saat kadar toplamda ya nedir bu diye bir hatırlama tekrarı yapacak. Sonra bu 7 tane konudan
akşama kadar, örneğin saat 19'a kadar çok yoğun soru çözecek. Bak bu iyileştirici, tedavi edici, eksiği kapatıcı bir tavsiye. Ama çocuk şöyle yaparsa, sabahtan bir tane soru çözdü İsmail, deneme sınavı çözdü. Sonra bunu çözer çözmez gitti, hemen bir tane daha deneme sınavı çözdü. O zaman çocuk yanlışı çok çıkan konulardan çok soru çözmüş olmuyor ki. Deneme sınavında ne gelirse o. Şimdi her bir değerli ailelerin, ben bonus hocanızım, Süleyman Belediyeoğlu'nun. Ya insanların bonus hocadan bir şey duymak istemesinin nedenine dikkat ediyor musunuz? Bakın biz bunların üzerinde düşünerek söylüyoruz. Her gün 4 tane deneme, ne kadar basit bir şey. Eğitimci olmayan herkesin söyleyebileceği bir şey bu. Onun için akşam oldu, 8 oldu. 8'den sonra uyuyana kadar ertesi günkü deneme sınavına çalışmalarını tavsiye ediyorum. Bu ritim böyle devam etmeli. Ha bir çocuk derse ki hocam bana bir günde bir deneme az geliyor. O zaman ben de derim ki tamam evladım o zaman. Sabah sınavın olacağı saatte bir tane deneme sınavı çöz. Akşam 17 gibi bir tane daha çöz. Ama sabahtan 17'ye kadar deneme sınavından sonra yanlışın çok çıktığı konulardan soru çöz. 17'de deneme sınavına girdin, bitirdin. Uyuyana kadar yanlışın çok çıktığı konulardan soru çöz. Küçük bir uyarı vermek istiyorum İsmail. Ondan sonra hemen konuğumuza bağlanırız. İsterseniz onu ben hemen konuğumuza dönelim. Ondan sonra vereyim. Uzun olur. Sevgili izleyiciler, şu anda bugünkü uzaktan bağlantı konuğumuz değerli rehberlik uzmanı Besim Türkoğlu hocamıza bağlanıyoruz. Kendisi rehberlik alanında çok kıymetli çalışmalara imza atmış bir eğitimcidir. Aynı zamanda bizim de programımızın danışmanlarından bir tanesidir. Daha önce birçok defa çok keyifli, çok faydalı programlar yaptık. Ve şimdi kendisine izninizle merhaba demek istiyorum. Sevgili Besim hocam nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim İsmail Bey. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sınavlar yaklaşıyor. Bizler Ankara'da, sizler uzaklardasınız. Ve yine birbirinden çok orijinal çalışmalara imza atıyorsunuz diyorum. Ve şimdi hemen bir de Süleyman hocama ben pas atıyorum. O da size merhaba demek istiyor. Sevgili Besim Türkoğlu, değerli... Evet, merhabalar Besim Türkoğlu. Görüntüden... Merhabalar Süleyman hocam. Merhabalar. Öncelikle çok teşekkür ederiz programa konuk olduğunuz için. Bugün gündemimizde pandemi dönemi öğrencilerin sınav psikolojisini nasıl etkiledi? Bu konuyu hemen sizden rica edelim sevgili Besim Türkoğlu. Buyurun. Evet, çok teşekkür ederim. Tabii ben de buradan tüm öğrenci arkadaşlarımıza, tüm velilerimize ve öğretmen arkadaşlarımıza selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Tabii aslında çok farklı bir süreç oldu pandemi süreci. Şundan dolayı bunu söylüyorum. Şimdi Shakespeare'in Hamlet eserinde çok güzel bir bölüm var. Diyor ki aslında yeryüzünde iyi veya kötü diye bir şey yok. Bunlar tamamıyla insan uydurması. Siz bir olaya bakarsınız, o olayı iyi olarak yorumlarsanız bunun sonucunda iyi duygularla iyi duygulara sahip olursunuz. Eğer kötü bir şekilde bakarsanız bu olayı kötü bir şekilde görürsünüz. Şimdi baktığımız zaman aslında bunun psikolojiyle tamamıyla karşılığı var. Ki buna detaylı olarak söylüyorum, fenomenolojik alan diyor. Yani sizin davranışlarınızı ve duygularınızı belirleyen şey aslında o olayı yorumlama tarzınız. Şimdi öncelikle tüm öğrenci arkadaşlarımızın kendine şu soruyu sorması lazım. Pandemi sürecini ve sınavlarla bütünleştirdiğimde nasıl hissediyorum, nasıl algılıyorum? Yani benim için büyük bir avantaj mıydı pandemi süreci yoksa çok büyük bir dezavantaj mıydı? Herkes öncelikle bu soruyu kendisine sormalı. Ve tabii Goleman'ın müthiş bir kavramı var Süleyman Hocam. Bu kavramı da izniniz olursa sizinle paylaşmak istiyorum. Goleman diyor ki aslında insanın bir tane değil iki tane zihni vardır. Yani bu zihinlerden bir tanesi düşünür, bir tanesi hisseder. Düşünen zihin ve hisseden zihin vardır. Şimdi öğrenci arkadaşlarımız hisseden zihinlerini kullandığı zaman genellikle şunu söylüyor. İşte ben okuldan ayrıldım, yani okula gidemiyorum, öğretmenlerimi göremiyorum, arkadaşlarımı göremiyorum. Arkadaşlarım bana konuları anlatıyordu, şu anda anlatamıyorlar, konularım bir tarafta eksik kalıyor. Öbür tarafta tabii çözemediğim sorularımı öğretmenlerime çözdürüyordum, şu anda bunu çözdüremiyorum. Bu bir felaket. İşte hisseden zihin aslında insanlara bunu söylüyor, öğrenci arkadaşlarımıza bunu söylüyor. Düşünen zihin de şunu söylüyor, dur diyor ya bu kadar
çok fazla strese girecek bir durum yok. Şöyle böyle bir durum yok. Çünkü aslında sen bugün arkadaşlarından konuları dinlemedin ama konuları arkadaşlarından dinlemediğin halde tek başına yapmayı öğrendin. Sizin de az önce bahsetmiş olduğunuz gibi. Aynı zamanda öğretmenlerine soruları soramadın ama bağımsız bir şekilde bu soruları çözmeyi öğrendin. İşte bizlere hisseden zihni, düşünen zihnimiz de bunları söylüyor. Bu açıdan tabii bizim biraz daha duygularımızı eğitmemiz lazım. Duygularımızı nasıl eğiteceğiz? Tabii birazdan da duygularımızı nasıl eğiteceğimizden bahsedeceğim. Her şeyden önce ama her şeyden önce kullandığımız dil çok önemli. Aslında hani derler ya, bu Piaget'in de bir görüşüdür. Dil düşünceyi etkiler diye. Biz neler söylersek düşüncelerimiz de o yönde şekillenir. Öncelikle sakin bir şekilde durumu değerlendireceğiz. Ve tabii bazı medyadaki uzmanlarımızın, aynı zamanda sosyal medyadaki uzman arkadaşlarımızın da stres konusunda birazcık daha dikkatli, birazcık daha hassasiyet göstermesini rica ediyoruz Esim bu konuda. Hocam, çünkü duyuyorsanız araya gireceğim. Şimdi birazcık daha hızlanmak istiyorum ben. Birazcık daha soru cevaba döneceğim. Şimdi çokça soru var hocam. Stres konusunda çok önemli açıklamalar yapacağınızı ben biliyorum ama bir an önce hemen stresle ilgili, çünkü sınavlar öncesinde çok değerli bir zaman dilimi var öğrencilerin lehine. Neler söylemek istersiniz? Evet, biz son Genç Vizyon programımızda Sparky Anderson'dan bahsetmiştik. İsmail Bey, Sparky Anderson dünyanın en başarılı beyzbol antrenörüdür ve Sparky Anderson'un çok ilginç bir özelliği vardır. Bütün takımı, Sparky Anderson'un takımı bütün maçları kazanır ama Sparky Anderson her maçtan önce çok gergindir, çok paniktir, çok telaşlıdır. Ve tabii telaşlı olmasına rağmen takımı maçı kazanır. Ve tabii ilerleyen dönemlerde bilim insanları Sparky Anderson'u inceler ve Sparky Anderson'u dünyanın en başarılı beyzbol antrenörü yapan şeyin aslında duymuş olduğu stres düzeyiyle alakalı olduğunu görüyor. Yani bu aslında savunmacı kötümserlik olarak da geçer. Şimdi aslında burada Sparky Anderson bizim öğrencilerimizdir İsmail Bey. Bugün öğrenci arkadaşlarımızın sınava dönük bir takım kaygıları var, stresleri var. Gayet haklı olarak bu kaygıları yaşıyorlar. Ve tabii bugün aslında baktığımız zaman biz strese tam anlamıyla faydasızdır diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? Çünkü Sparky Anderson örneğinde olduğu gibi bazı insanları başarıya götüren şey de aslında duymuş oldukları stres. Buna savunmacı kötümserlik de diyebiliriz. Olumlu stres de diyebiliriz. Ve tabii bugün Haziran ayındayız. Öğrenci arkadaşlarımız ortalama 5-6 saat ders çalışıyorlar. Ve öğrenci arkadaşlarımız şuna inansınlar. Bugün öğrenci arkadaşlarımız 5-6 saat ders çalışıyorsa bunu gerçekten olumlu strese borçludurlar. Ve tabii stresle alakalı Nancy Cantor'un da çok güzel bir sözü var. Profesör Doktor Nancy Cantor'un çok güzel bir sözü var. Siz diyor potansiyel bir başarısızlık durumuyla karşılaşabilirsiniz ve bu potansiyel başarısızlık durumuyla karşılaşmamak için önceden siz bir savunma sistemi, savunma mekanizması geliştiriyorsunuz. İşte bunun adı strestir diyor ve tabii öğrenci arkadaşlarımızın sınav anında da sınavdan önce de yaşadıkları bazı stresler var. Ve tabii bunlara irrasyonel düşünceler de diyebiliriz. Öğrenci arkadaşlarımız genellikle şunu söyler. İşte sınav anında bildiğim her şeyi unutmaktan çok korkuyorum. Ya da işte doğru bulacağım, yanlış işaretleyeceğim, kaydırma yapacağım gibi. Bunlar her zaman söylemiş olduğumuz gibi kesinlikle bu durumla karşılaşmamak için bizim önceden aldığımız savunma sistemlerimizdir. Nancy Cantor'un da söylediği gibi. Çok teşekkür ediyoruz Besim Hocam. Ben şimdi hemen bir Süleyman Hocam'a izleyicilerden bir gelen sorumuzu iletiyorum. Sonra hemen ayrılmıyorsunuz. Size tekrar döneceğim. Süleyman Hocam'ın da soruları olacak. Süleyman Hocam, Osman Muzaç Hocam bu yıl öğrenciler için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı diye soruyor. Hemen araya girdim çünkü sorular oldukça arttı. Genç Vizyon yine sizlerle harika şekilde devam ediyor. İzleyicilerimiz Bonus Hoca'ya, Instagram Bonus Hoca'ya sorularınızı lütfen gönderin. Besim Hocam ve Süleyman Hocam şu anda sizler için buradalar. Hocam ne diyorsunuz? Hani tasarrufçular ekonomide altın yükselirken mi avantajdır, düşerken mi avantajdır diye sorsalar bir ekonomiste, eğer alıcı için, düşerken avantajdır sana der. Yani bir olumsuzluk var da düşüyorsa orada bir fırsat var demektir. O çok önemli bir nokta. Şimdi bu yıl, şimdi Besim Türkoğlu da girişte güzel söyledi. Pandemi psikolojisi öğrenci sınavlarında etkileyecek de devam edecek bunu ama önlem almak önemli dedi.
Bazı öğrenciler kendilerini düzenleme becerilerinden yoksun olduğu için öğretmenler tarafından doğrudan düzenlenme eylemine maruz kalmayan öğrenciler, ki bu Türkiye'deki benim istatistiklerimde öğrencilerin %70'idir. Tabii %70'i sınavdan vazgeçti demiyorum. Ama ben bu mesleği 30 yıldır yapıyorum değerli İsmail Yolcu. Besim Türkoğlu da buna hak verir. 30 yıldır yapıyorum ve bu kadar vazgeçen öğrenci kitlesini, bir haklı nedenleri var çünkü kendilerine göre, hayatımda görmedim. İlk defa bu yıl bu kadar bu yıl çok bırakanla karşılaştınız. O zaman öğrenciler, bak geçen yıllarda da vazgeçenler oluyordu böyle. İşte sistem değişti şundan bundan diye. Onun için avantajdır, lütfen asla vazgeçmeyin. Peki hemen kısa bir soru daha ileteceğim. Besim Hocam'a döneceğiz. Hocam, Eda Akpınar, hocam ben LGS öğrencisiyim ve başaramayacağım diye çok korkuyorum. Bunu nasıl düzeltebilirim diyor. Belki de Eda da vazgeçecekti, devam etti ama içindeki o korkuyu, o kaygıyı aşamamış. Ben öncelikle Edacığım, hangi ders aklına geldiğinde, hangi dersin sorularını çözüyor olarak kendini gördüğünde sınavdan çok korkuyorsun? Hangi dersin testleri aklına geldiğinde az korkuyorsun? Aslında hekimlerimiz der ya, ağrıyan tarafımız bizim için önemlidir, ne yapacağımızı gösterir diye. Şimdi biz de kendimizi bir öğrenci hekimi gibi düşünürsek İsmail Yolcu, o zaman öğrencimize diyoruz ki bakın 15 gün kaldı. Hangi ders seni çok korkutuyorsa ondan daha çok soru çöz. Hangi konulara da bak biraz. Hangi dersin konusu seni daha çok korkutuyorsa o dersin konusuna daha çok baktığın zaman iyileştirici, moral motivasyon yükseltici bir etkiye sahip oluyor. Hülya Bercin hanımefendi de kızı için sormuş YKS. Aynı cevaplar hem LGS hem YKS fark ediyor. O da devamında demiş ki yine kızım çok korkuyor. Ders çalışmadığı için daha kötü hissediyor. Sınav heyecanı yanında hastalık korkusu da yaşıyor. Başarısı olacak diye bıraktı. Ona nasıl yardımcı olabiliriz diyor hocam. Şimdi bakın, bu tipik kaygı, isterseniz ben bu kaygıyı da not alıyorum. Az sonra sınavla ilgili bir bilgi verecektim ama bu kaygıyı, öğrencinin kaygısını detay anlatayım. Çünkü konuğumuz çok beklemesin Skype sisteminde. Hülya Berci'nin sorusuna az sonra devam ediyoruz. Değerli Besim Hocam, duyuyor musunuz? Duyuyorum, evet İsmail, duyuyorum. Yeniden merhaba hocam. Şimdi hemen Süleyman Hocam'ın size bir sorusu var. Onu iletelim. Hocam buyurunuz. Evet, sevgili Besim Türkoğlu. Şimdi öğrencilerin kendi kendini kontrol ederek bu sınavda stresi baş edeceklerini biliyoruz. Ben şu önemli noktayı soruyorum. Siz çok önemli çalışmalara imza atıyorsunuz. Aslında biz sizinle de birlikte çalıştığımız projeler de var. Sınavın son haftasına geldik. Çocuk çalışsa açığını kapatamaz. Ne yaparsa yapsın ve orada çok büyük bir stres yaşıyor. Tam burada nelere dikkat etmeli? Bir ondan bahseder misin? Yani aile ilişkisi, uyku düzeni, yemesi, içmesi, ne aklına geliyorsa onları bir tavsiye olarak rica ediyorum sevgili Besim Türkoğlu. Tamamdır. Hocam öncelikle şunu söyleyeyim. Deneme konusunda söylediklerinize sonuna kadar katılıyorum. Bu tabii işin eğitsel boyutudur. Aynı zamanda bu işin bir de kişisel boyutu var. Biz bunu aslında söylediğiniz gibi kendini sabotaj eğilimi diyoruz. Yani öğrenci aslında potansiyel olarak bir şeyi başarabilecek ama stresinden dolayı, olumsuz kaygısından dolayı bu işi başaramıyor. Ve biz buna kendini sabotaj eğilimi diyoruz. Ve genellikle kendini sabotaj eğilimi gösteren öğrenci arkadaşlarımızın sınavları bir sene sonra, yani mezuna kalmak gibi bir söylemleri oluyor. Ve tabii mezuna kaldıklarında da yine gelecek sene yine istedikleri gibi bir başarı elde edemeyebiliyorlar çoğu zaman. Bunun için öğrenci arkadaşlarımıza benim en büyük... Ülke TV Ankara stüdyolarından herkese merhaba. Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Genç Vizyon programı her cuma saat tam 15'i gösterdiğinde sizlerle olacak. Ben İsmail Yolcu, değerli konuğum, değerli hocam, eğitimci yazar Süleyman Belediyeoğlu hocamla birlikte her cuma Genç Vizyon'da sizlerle olacağız. Sizlerin bizlere göndermiş olduğunuz Instagram Bonus Hoca hesabındaki sorularınızı stüdyoda cevaplıyor olacağız. Ayrıca programımızda veliler, öğrenciler için birçok soruya cevap bulacaksınız. Okul seçerken veliler neye dikkat etmeli? Bununla ilgili okul kurucuları, okul yöneticilerini programımızda dönem dönem ağırlayacağız. Onun dışında yaklaşan tercihlerde yine hem LGS tercihleri hem üniversite tercihleri ilgili üniversitelerin yetkilileri,
bölümler, meslekler ve daha birçok konu hakkında sizlere elimizden geldiğince her yıl olduğu gibi yine yardımcı olacağız sevgili seyirciler. Ben şimdi isterseniz programın birinci bölümünde değerli hocamla ve uzaktan canlı yayın konuğumuz Besim Türkoğlu, rehberlik uzmanı hocamıza bir giriş yapmıştık. Şimdi hızlı bir şekilde hem sorular var, Instagram bonus hocadan gelen soruları ileteceğim hocama. Ama öncelikle hocama kaldığı yerden söz hakkı vermek istiyorum. Hocam kalan dönemle ilgili hem LGS hem YKS öğrencilerin pozisyonunu siz giriş yapmışsınız ama bunun dışında başka neler söylemek şimdi istersiniz? Şimdi iki şey kaldı, onu ben hemen anlatayım. Onu sonra Besim'e bir dönelim. Şimdi bu kaygıyla ilgili Hülya Hanım'ın evet, sorusu söz vardı. Vermiştik. Şimdi bakın sınav yaklaştıkça özellikle karamsar öğrencilerin bir kaygı belirtileri çok artar. Kaygı dediğimiz olay bizim çok sayıda korkunun üst üste yığılmasıdır. Yani öğrenci kaydırma yapabilirim, bilmediğim yerden soru gelebilir, o gün başım ağrıyabilir, midem bulanabilir, sınav akşamı uyuyamayabilirim gibi çok sayıda aslında kaygının parçalarını dile getirir. Şimdi anne babaların bunun sınav içinde olacağını düşünmemesi gerekiyor İsmail. Asıl önemli nokta bu. Bakın sınavdan bir hafta önce kaygı dediğimiz ya da 10 gün önce kaygı dediğimiz duyguyu yaşayan çocuklar sınavın içerisinde kendi başlarına ne geleceğini bilmedikleri için çözümü de bilmiyorlar. Bu ne oluyor? Bir çözümsüzlüğü beraberinde getiriyor. Ya onun için kaygıyı böyle bir takıntı haline getirmesinler. Ama sınava girdiği anda çocuk en kolay sorulardan başladığı zaman zaten düşün bakın evden çıktı, bakın sınav akşamı uyudu, uyuyamam korkuyordu, onu eledi. Başı ağrımıyor, midesi bulanmıyor, sınavda yolda trafik tıkanmadı, sınava yetişti, sırasına gitti oturdu. Kitapçı önüne geldi. Bakın dikkat ediyor musunuz? O çocuğun kaygı yaptığı şeyler sınavın içinde kendiliğinden eleniyor zaten. Şey kaygını... Ne oluyor İsmail? Şunu bir tamamlamak buyurun isterim. Hocam. Ne oluyor o zaman? Sınav başladığında çocuk sadece önündeki soruyu, o soruyu çözemem korkusuna kapılıyor. O zaman bu soruyu çözemezse şu soruyu çözüyor. Şimdi sınavla ilgili sınav anı, öncesini birçok yine detaylıca ele alacağız ama şu kaygımdır. Şimdi Zaren sormuş. Ben ilk dönem kursa gittim. Kurs kapandı ve şu anda da büyük bir panik halindeyim. Eyvah ben başarısız olacağım diyor. Bu da kaygıya mı giriyor şimdi? Şimdi bu kaygıya girmiyor aslında. Kökeni kaygıdan kaynaklı da olsa bir belirsizlik kaygı yaratmış çocukta. Ya çocuklar bakın. Has'ın Muş'un Hasköy ilçesinde dershane mi var ya? İsmail sen bana gönderdin o fotoğrafı. Sen mi gönderdin? Mehmet bir tablosu vardı. Ben Hasköy ilçesine gittim. Hasköy köyüdür orası zaten. Orada samanlıkta çocuk yukarıdan vuran delik, tavan delik, oradan ışık çıkıyor. Ve Türkiye birincisi olmuş. Aynen öyle. Ya bırakın bunu çocuklar. Biz kimsenin yaptığı işi küçümsemiyoruz. Ama bakın illa o olursa başarırım, o olmazsa başaramam diye düşünmeyin. Bu problemi siz kurstaki hocanızla birlikte sınava girerek orada çözmeyeceksiniz. Ona dikkat etmeleri gerekiyor. Hocam Yasmin Arpacık tam gündemle ilgili bir soru sormuş. Çok da haklı. Şimdi diyor ki Yasmin Arpacık. Bir diyor şimdi biz sınava gideceğiz. Sınavdan önce büyük ihtimalle bizim ateşimizi ölçecekler diyor. Heyecandan ateşimiz çıkarsa bizi sınava almayacaklar mı diyor. Şimdi İsmail ben bu konuda çözüm açık zaten onu söyleyeceğim. Ama bu sorunun aynısını pazar günü Sayın Milli Eğitim Bakanı'na da söyleyeceğiz. Lütfen izlesinler, biz bunun duyurularını yapacağız. Ateş ölçüldü, ateş çıktı. Çocuk durduk yere bir öksürüğe kapıldı. Onu aynı başka bir sınıfta. Yerde, sınıfta, başka bir noktada sınava alıyorlar. Asla ama asla çocuk oyalandıysa ek süre tanıyorlar. Sevgili öğrenciler, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, YÖK'ün en hassas olduğu konu. Zaten pandemi sebebiyle bin bir cefa çalıştınız, geldiniz. Sizin hak kaybına uğramamanızdır. İsmail, Besim'i bekletmeyelim. Çünkü Skype'da bekliyor. Hemen Besim'in son görüşlerini alalım. Biz soru cevaplamaya devam edeceğiz. Besim hocam, orada mısınız?
Buradayım İsmail Bey. Merhabalar tekrardan. Merhabalar, merhabalar. Şimdi biz sizi de beklettik ama bir hemen kısaca hocam şöyle bir genel değerlendirme. Hem LGS öğrencileri için hem de YKS öğrencileri için neler söylemek istersiniz? Kısaca toparlarsanız çok seviniriz. Ben de söyleyeceklerimi şöyle güzel bir şekilde toparlayayım. Evet, ben tabii bu dönemde öğrenci arkadaşlarımız için hem YKS, TYT öğrencilerimiz için hem LGS öğrencilerimiz için şöyle genel bir değerlendirmede bulunacağım. Sınav anında neyle karşılaşacaklarsa bu öğrenci arkadaşlarımız o şekilde hazırlansınlar. Örneğin sınavda bu öğrenci arkadaşlarımız müzik dinleyemeyecekler. Dolayısıyla ders çalışırken de müzik dinlemesinler. Sınavda yiyecek yiyemeyecekler. Bunun için ders çalışırken de yiyemeyecekler. Bakın bunun psikolojideki karşılığı da aslında tepkisel geçiştir. Yani tepkilerin benzerliğidir. Bunun için yani sınav ortamında ne yapacaklarsa ders çalışırken de onu yapsınlar. Ve kaygı seviyeleri biraz daha zaman geçtikçe, çünkü bilgi kaygının panzehridir. Bir şeyleri daha öğrendikçe biraz daha azalacaktır diye düşünüyorum ve ben bütün öğrenci arkadaşlarıma tekrardan başarılar diliyorum. Besim Hocam, katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah ileriki programlarda ve her zaman yine birlikteyiz biliyorsunuz. Çok teşekkür ederim öğrencilerimiz ve velilerimiz adına. Hocam siz bir şey söylemek ister misiniz? Sevgili Besim Türkoğlu, çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Bunlar sıradan bilgiler değildi. Velilerimiz bunların tamamını anladılar. İnşallah kullanacaklar. Biz sonraki dönemlerde yine beraber olacağız inşallah. Siz çalışmalarınızı sürdürün. Allah kolaylık versin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Süleyman Hocam, şimdi sınavlar öncesinde henüz vakit varken ben birazcık şu anı konuşmak istiyorum. Öğrenciler ders çalışıyorlar, problem yok. Kimisi soru çözüyor, kimisi konu çalışıyor ama bu ders aralarında sizin çok önemli, çok hayati tespitleriniz ve uyarılarınız olduğunu ben biliyorum. Ders aralarında neler yapmalı öğrencilerimiz? Şimdi İsmail, bu ders aralarına hemen geleceğim. Bir sözümüz vardı. Şimdi unuturuz onu yoksa. Onu hemen bir söyleyeyim. Notumu aldım. Ders arasının sorusunu alacağım. Şimdi bu deneme sınavlarında Besim Türkoğlu da söyledi. Sınavdaki gibi davranın dedi. Hani onu bir tamamlamak adına özellikle söylemek istiyorum. İşte müzik dinlemeyin dedi Besim Gerçek Türkoğlu. Sınav provası. Ha, onun gibi yapın dedi. Şimdi çocuklar sürekli evde soru çözüyorlar. Eskiden bu böyle değildi. Hem evde çözüyorlardı hem de kursta, okulda çözüyorlardı. Peki şimdi evde nasıl soru çözüyor çocuk? Gündelik kıyafetlerle, terlikle çözüyor. Şimdi sevgili gençler, eskiden de öğrenciler gündelik kıyafetle, terlikle çözüyordu ama okula gittiğinde, kursa gittiğinde sınav günü giyecekleri kıyafetlere benzer kıyafetleri kullanarak sorularını çözüyorlardı. O zaman öğrencilerimize biz şunu söylüyoruz. Bakın, evde önünüze böyle bardakla su koyuyorsunuz. Değil mi? Bunu koymayın çocuklar. Çünkü gerçek sınavda önünüzde bunun gibi bir pet şişe olacak. Bununla soru çözeceksiniz. Yani siz önünüzde bu olacak. Bunu zaman zaman açacaksınız. İçeceksiniz. Optik forma dökmeden geri kapatacaksınız. Geri yerine koyacaksınız. Şimdi bu davranışın otomatikleşmesi gerekiyor İsmail. Ve henüz de yeterli süre varken. Tabii yani çocuk bunu açarken bunu açıp kapatıp fark etmeyecek bunu. Suyu dökebilir, tabii, sıraya devirebilir. Bu bardak yok. Bakın o kadar basitten geliyorum ki. Çocuklar evdeki deneme sınavlarında masanıza pet şişeyle su koyun. Ben hatta orada masa üzerine de değil hocam, ayak dibine yere. Nereye koyacaksın? En yana güzel. Koyuyorlar Risk zaten. Risk çünkü. Evet. Tabii yere koydurmazlar mikroptan dolayı da oturduğu sıranın üzerine, yanına koyabilir. Hani dökülmesin diye. Alır, çözer, alır, çözer. Ha evde masanın şöyle uzak noktasına koyabilir. O kadar detaya girilmemesi gerekiyor. Yani bu nokta önemliydi. Gündelik kıyafetleri giyiyorlar. Ayaklarına ayakkabı giyiyorlar. Ayakkabı giymeden terlikle soru çözmesinler. Bir tane öğrencimizin sorusu var ama ondan önce ben diğer sorumuzu, bu aralarla ilgili çalışma aralarını şimdi nasıl değerlendirsinler hocam? Bakın bu çalışma aralarında öğrencilerimizin konu çalışırken ki dönemi kapattığımız için ben oraya çok girmeyeceğim. Yoksa normalde konu çalıştıktan sonra ilk 15 dakika hiçbir şeye bulaşmadan çalıştığı konuyu tekrar etmesi gerekiyordu. Soruları çözdü. Deneme sınavı modundayız çünkü şu anda biz.
Deneme sınavı sorularını çözdü, çözdü, çözdü. Bitirdim, cevaba da baktım. Allah'a şükür, gideyim bir televizyon izleyeyim. Hayır. Az önce çözdüğü sınavda ne yaptı? Süreyi nasıl kullandı? Hangi testten başladı? Nerelerde sıkıntı yaşadı? Bunları çözmek için neler yapmalıyımı da ayrıca düşünmesi gerekiyor. Harika hocam. Şehide Karslı hanımefendi, Karslı Gerbağ Hanım soruyor. Benim çocuğum sürekli Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı destek sorular var. Şu ana kadar yanılmıyorsam 4 tane yayınladı. Epeyce bir soru. Öğrencilere katkı sağlamak için. Sadece o soruları çözüyor. MEB'in yayınladığı sorularla diyor gerçek LGS soruları benzerlik sağlar mı? Doğru yolda mıyız diye soruyor. Elbette ki. Elbette ki. Ki en güvenilir kaynaklar MEB'inde tabii, soruları. Tabii. Benzerlik derken tıp atıp gelmez tabii ama mantığını daha iyi yakalarlar. Evet, Instagram Bonus Hoca'daki bizim videolarımızda, uyarılarımızda bütün bunlar var. Lütfen Instagram Bonus Hoca sınava kadar sonrasında sizin rehberiniz olsun. Sorularınızı alabiliriz. Ama sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın o yayınladığı soru modellerinden değil de başka soru tiplerinden de soru çözmelerine devam etmeleri evet. gerekiyor. Instagram Bonus Hoca'dan sorularınız geliyor sevgili izleyiciler. Hocam Burcu Tepeli Duman şu an 7. sınıf olup 20 Haziran itibariyle 8. sınıf öğrencisi olacak olan öğrencilere yaz tatillerini nasıl geçirmelerini çok öneriyorsunuz diyor. Çok güzel bir soru bu. Bakın şimdi benim bu dediğimi yapmazsanız çok zarara uğrarsınız. Çünkü İsmail Yolcu bu yazı bol bol soru çözerek geç tavsiyesini herkes verecektir. Arkadaşlar ben herkesten ricam şu. Olayın üzerinde düşündükten sonra lütfen bir lakırtıda bulunun. Ya bu çocukların önümüzdeki yıl bol bol soru çözecek zamanları zaten yok mu? Var. Kesinlikle. O zaman yazın sadece o değil. 11. sınıf öğrencilerimiz de bu yazı 11'den 12'ye geçenler de 10'dan 11'e geçenler de. Genel anlamda bütün ara sınıflar. Lar yazdığın konu çalışmak zorundadır. Ne demek istiyorum? Yaz aylarında her gün 4 saat çalışacaksa bunun 1 saati soru, 3 saati konu olmak zorunda. Bakın çok radikal, %75'ini diyorum. Neden? İsmail Yolcu bak burada öğrenciler yazın konu eksiklerini giderecekler. Bakın seri deneme sınavları falan olmuyorlar. Konu eksiklerini giderecekler. Ondan sonra okullar açıldığında arkadaşlarıyla birlikte toplu sınavlara girmeye başlayacaklar. Ve siz hiçbir konuyu öğrenmeden, konu eksiğinizi kapatmadan asla test performansına geçmeyin. Neden? Bakın ben orada bir nedenini de söyleyeceğim size. Hazır bulunuşluluğunuz oluşmadan soru çözerseniz sınavlarda başarısız olursunuz. Başarısız olursanız özgüveniniz aşınır. Yani ben başaramıyorum dersiniz. Sonra gel kurtar beni matematik hocam diye bağırırsınız. O da gelir daha fazla soruyu çözer, sizin seyretmenizi isterse, bakın herkesi katmıyorum, tenzih ederek konuşuyorum. O zaman öğrenci bir çıkmaza girer. Yani bakın İsmail Yolcu, eksik ve yanlış bir taktik domino etkisi gibidir. Çocuğa diyorsun ki yazın bol soru çöz. Çocuk konuyu öğrenemeden deneme sınavlarına giriyor. Deneme sınavlarında başarısız olunca özgüveni aşınıyor. Özgüveni aşınca ben bunu yapamam diyor. Psikiyatra götürülüyor. Matematik öğretmeninden özel ders alınıyor. Gene başaramıyor. Nereden başlıyor olay? Hani gömleğin ilk düğmesini. Yanlış bakın yanlış iliklerseniz. Ha ben ilikledim bakın. Arkasından diğerleri de yanlış gelecek direkt gidiyor. Buna özellikle dikkat edilmesi lazım. Hocam şimdi henüz vakit varken diye başlıyorum. Niye? Çünkü hem 20'si hem 27'sine kadar öğrencilerin bazı alışkanlıkları var. Bunların da en başında sınavı doğrudan etkileyen optik kağıda cevap şıklarını işaretleme şekilleri var. Kimisi tane tane her sorudan sonra, kimisi sayfa sayfa, kimisi de sınav sonunda topluca işaretliyor. Optik formanı nasıl işaretlemeli? Bununla ilgili sizin tecrübeleriniz, deneyimleriniz ve kendi öneriniz nedir hocam? Şimdi bakın İsmail Yolcu. Çocuk diyor ki ben kaydırma yapıyorum diyor. Ben uzmanım diyen kişi de diyor ki ondan sonra optik forma geç. Ne kadar dahiyane bir taktik ya. İlk gördüğümde elini öperim bu insanları. Ya böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Kardeşim kaydırma yapmanın önüne geçmenin bir yolu vardır. O yol nedir biliyor musunuz?
O yol ara kontroldür, bu değildir. Bütün bilim dünyası ard arda hiç boşluk duraksama vermeksizin soru çözerseniz, bellek izi denilen bir kavram kullanıyor bugün beyin. Bakın şöyle diyor mesela. Şimdi bunda iyi gözükmüyor herhangi bir marka. Şöyle göstereceğim. Şimdi şuna bir dakika, 1,5 dakika süreyle bakın. Baktınız mı? Baktınız. Beyninizde yapay zeka uçları bağlı. Fonksiyonel MR ya da başka basit anlamıyla. Gözünüzün önünden aldık ve sizin şuna bakmanızı istedik. İstediğiniz kadar buna bakın, beyniniz hala bu görüntüyü veriyor. Bu benim uydurduğum bir şey değil. Bu tıp biliminin çalışmalarında var ve bunun adı bellek izi. Yani çocuklar birinci soruyu çözdü. Hemen ikinci soruya geçerse, kitapçığın üstüne işaretleyip, beyni ikinci soruyu okurken hala birinci soruyla meşguldür İsmail Yolcu. Boşu okuyor. Anlamadım diye morali bozuluyor. Oysa her çözdüğü soruyu hemen optik forma işaretlerse bunun adına bilimde duraksama deniliyor. Bu duraksama bir, bellek izinden kurtulmasına, iki, beyninin o oksijen ve kaybettiği dikkatle ilgili enerjiyi geri toplamasına sebep oluyor. Onun için İsmail Yolcu, bak benim bütün televizyon programlarımda, sunumlarımda en tedirgin olduğum şey şudur. Bizim bir öğrenci vardı diye ilkel gözlemlerle öğrencilere tavsiyede bulunanları ben inanılmaz tehlikeli buluyorum. O zaman net olarak soru cevabını buluyor, hop diye işaretliyor. Ben nedenleriyle birlikte evet, anlattım. Hem beyin bir nefes alıyor hem tabii de bir önceki sorunun etkisinden çıkıyor. Çok harika. Güzel. Hocam şimdi Tarık Yıldız hocam diyor YKS sınavı için hazırlanıyorum. Sayısalım. Alanım sayısal. Normalde soruları çok rahat yapıyorum ama böyle gerçek anlamdaki daha ciddi ortamlardaki deneme sınavlarında aynı rahatlıkla yapamıyorum ve bazen de bildiğim konuları diyor sorularını yanlış cevaplıyorum diyor. Evet, bazen bildiğini yanlış yapıyorsan çoğu zaman bildiğini doğru yapıyorsundur. Mantık yürütelim İsmail. Öyle değil mi? Neydi şimdi öğrencimizin öğrenci, adı? Tarık Yıldız. Öğrenci evde relax şekilde masada, yatağında tabii. Yapıyor, yok ona geleceğim. Yok. Benim verdiğim başka bir cevap. Orada çünkü kritikten geldim. Sınavda bazen bildiğim halde yani deneme sınavında evet, rahat olmadığı yerde bildiğim halde yapamıyorum diyor. Ama çoğu zaman bildiği halde yapıyor. O zaman bu çocuğun bildiği halde yapamıyor gibi bir eksiği yok. O bildiğim halde yapamıyorum dediği özellik ne biliyor musunuz? Kendine tanınan 2 dakikalık sürede o soruyu cevaplayacak kadar pratiğe bilgi donanımına erişmemiş demek. Bakın bugün bildiği halde stresten yapamıyor, o korku unsurundan dolayı çocukların bu eksikliği giderilemiyor İsmail. Bu çocuğumuzun ben bildiğim halde yapamıyorum dediği her derse geriye dönük çalışması gerekiyor. Çok net. İkincisi, şimdi rahat sınav ortamlarında soruyu cevaplıyor ya çocuk. Evet. Ama sınav rahat ortamda yapılmayacak ki. O zaman ne yapacağız biz? Bakın çocuk diyor ki ben diyor mesela halı zeminde diyor, çim zeminde diyor çok iyi koşuyorum, derece yapıyorum. Ama diyor çamurlu bir zeminde, toprak zeminde koşamıyorum. Ama yarışma çamurlu zeminde yapılacak. Kendini ona göre yapması lazım. Ayakkabı bakın ona bizim göre seç. Evde çözüp sınavda çözemediklerimizde konuyu pekiştirmediğimiz anlamına geliyor. Bütün öğrenciler benim buna şu örneği verdiğimi bilirler. Arabayı ıssız yolda kullanıyorsunuz, şehrin en kalabalık trafiğinde kullanamıyorsunuz. Siz arabayı kullanabiliyor olduğunuzu iddia edebilir misiniz? Hayır, edemezsiniz. Şimdi benzer bir soru. Muhbet Yıldızhan demiş, hocam çocuğum sınav yaklaştıkça yapamama kaygısına kapılıyor. Denemeden sonra yapamadıklarını evde çok güzel çözüyor. Ama deneme esnasında çocuğum tıkanıyor diyor. Vallahi ben rejideki arkadaşlar şu çantamı getirip usulca şuraya koyarlarsa ben oradan bir tablo göstereceğim. O tabloyu unuttum. Şey arkadaşlardan şu hemen şeyin arkasında bir şeyimiz var. Çantamız orada bir tablo vardı. Bakın bizim burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sınav yaklaştıkça stres kendiliğinden artar. Böyle bir bilimsel gerçek var mı? Var.
Zaten bunu öğrenci üstünde görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Bakın, sınav öncesinde hit seviyeye ulaşır. Hit seviyeye ulaşır. Onu ben az sonra grafik önüme gelirse arkadaşlar ulaştırmaya çalışıyorlar. Onu göstereceğim. Ama bakın dikkat edin. Sınav başladığı anda ondan eser kalmaz. Ben çantayı rica edeyim arkadaşlardan. İçerisindeki şeyi alacağım. Onu buradan kendilerine göstermeye çalışacağım. Teşekkür ederim arkadaşlara. Şimdi bakın şunu anlatmaya çalışıyorum. Lütfen şu tabloyu görüyor musunuz değerli öğrenciler, değerli velilerimiz? Şimdi gelecek ekrana bakın. Şu mavi bölge ders çalışma bölgesidir. Ama her geçen gün şu sınav yeşil bölgededir. Her geçen gün bakın sınava yaklaştıkça stres artıyor. Kırmızı bölge sınav stresinin olduğu bölgedir. Bakın buna dikkat edin. Bu bölge sınav stresinin olduğu bölge. Burada öğrenci bütün konuları unuttum zanneder. Başına sınavda her kötü gelecek şeyi tasavvur eder. İşte bildiğim halde yapamıyorum der. Bir sürü sıkıntı yaşar. İşte onun için siz sınav yaklaştıkça çocuğun stresi yükseliyor diye korkmayın. Çünkü sınav başladığı anda şu yeşil bölgede çocuk ne annesini, ne babasını, ne sizi, ne rakibini, ne onu, ne bunu düşünür. Neyi düşünür? Sadece önündeki soruyu. Şöyle düşünün, bakın şu şekilde göstereceğim. Şunu bir kalas diye düşünün ve bu bir nehrin üstünde uzatılmış. Siz bunun üstünden yürüyerek karşı tarafa geçmek istiyorsunuz. Bakın şöyle vereyim hemen. Bakın bunun üstünden yürüyerek karşı tarafa geçmek istiyorsunuz. Alttan da nehir akıyor. Aklınıza düzgün adım atmaktan başka hiçbir şey gelmez. Bakın dikkat edin. Hayal eder misiniz bir? Bir kalasın üstünden karşıya geçiyorsunuz. Ne oluyor? Aklınıza hiçbir şey gelmiyor. Aman adımıma dikkat edeyim geliyor. İşte çocuk soru çözerken gerçek sınavda, sınav öncesinde size bahsettiği, aklına gelen hiçbir şey gelmez, gelmeyecektir. Ben bu konuda 30 yıldır çalışıyorum saha ve bilimsel bazda. Rahat olun lütfen. Stres köpek gibidir. Kim korkarsa onun üzerine gider. Bakın ben Instagram Bonus Hoca'da bununla ilgili bir video yayınladım. Yüzlerce, binlerce öğrenci izledi bunu. Siz de izleyin lütfen. Stres köpek gibidir İsmail Yolcu. Kim korkarsa onun üzerine gider. Ben bu tabloyla her hafta geleceğim buraya. Bunu anlatmaya da devam edeceğim daha etkili bir şekilde. Teşekkürler hocam. Sevgili izleyiciler, Genç Vizyon programı devam ediyor. Programımızın son bölümüne geldik. Yine sorularınızı göndermeye lütfen devam edin. Her cuma saatler tam 15'i gösterdiğinde Genç Vizyon'la sizlerle olacağız. Hocam, Enes soruyor. Hocam, iki şık arasında kalıyorum ama çokça kalıyorum diyor. Ve genellikle neyi seçersem o yanlış çıkıyor diyor. Enes'e ne söylemek istersiniz? Şimdi neden gülüyorum İsmail Yolcu? Çünkü geriye gidiyorum şöyle 30 yıl. Binlerce öğrenci aynı şeyi söyledi bana. Biz tuttuk bununla ilgili kitaplarımızda bölümler yazdık. Anketleri yaptık. Anketler yaptık, onları şeye çevirdik. Ya aslında bütün mesele ne Enes'ciğim biliyor musunuz? Veya bütün öğrenciler. A buluyorsunuz, B'den de şüpheleniyorsunuz. Sonrasını A bittikten sonra 15 dakika zamanınız kalıyor. Geriye dönüyorsunuz, bir daha bakıyorsunuz soruya. İlk işaretlediğim tüh o doğruymuş diyoruz. A'yı siliyor, B'yi işaretliyor. Sınavdan çıkıyor, bir bakıyor ki cevap A'ymış. Şimdi bunun sebebi şu, çocuklar bakın. Öncelikle bir soruya ikinci kez bakmak demek, o soruyu yeniden çözmek demek değildir. Bir soruya ikinci kez bakmak demek, İlk çözüm basamaklarınızı kontrol etmek demektir. İlk çözüm basamaklarınızı. Baktınız ki hala A, B gibi geliyor. Bırakın A kalsın. Neden? Bakın sınav içi duygulanma bozukluğudur bu. Çocuk ya A olursa gitti benim hukuk fakültem. Gitti benim tıp fakültem diyor. Ne oluyor? O korkuyla komşunun tavuğu komşuya kaz gibi görünürü çocuğun gözüne
B kaz gibi gözüküyor. Ve gidiyor onu işaretliyor. Çocuklar tekrar ediyorum. İlk çözüm yolunuzu denetleyin. Baktınız ki hala ilk işaretlediğiniz seçenek doğru ama diğer seçenekten de şüpheleniyorsunuz. Bırakın ilki kalsın. Bu bilimsel diyoruz, bir açıklamaydı. Evet. Sevgili izleyiciler, programımız devam ediyor. Son bölümündeyiz. Evet hocam, şimdi haftaya yine buradayız. Sevgili izleyiciler, her cuma saat 15'te Süleyman Belediyeoğlu hocamla Ankara stüdyolarında Ülke TV'deyiz Genç Vizyon programıyla. Şimdiden bütün arkadaşlarınıza, sevdiğiniz bütün dostlarınıza haber verin. Bizleri hem Bonus Hoca'dan takip edip yayın anında sorularınızı iletebilirsiniz. Hem de programımızı sınavlar öncesinde hem de sınavların devamındaki tercihlerde bizler burada olacağız. Her yıl olduğu gibi ben İsmail Yolcu ve değerli hocam öğrencilerin Bonus Hocası. Hocam, son olarak neler söylemek istersiniz? Soru sormayayım, direkt size pas atayım. Siz şöyle kısa bir değerlendirme yapın. Sonra dönüşte de ben kapanış yapacağım. Buyurun. Anladım. Şimdi İsmail, biz her zaman buradayız. Zaten ben özellikle günün manşetini şöyle atmak istiyorum. Önümüzdeki hafta dikkat sorunları üzerine de biraz yoğunlaşacağım. Yani sınav anında dikkat problemleriyle baş etme, sürpriz olayların dikkati dağıtması durumunda neler yapmalısınız? Bunlar bilimsel verilerden hareket ederek de konuşacağız. Günün manşeti şu, haftaya günün manşeti köşesiyle de geleceğiz tabii zaten. Ki. Her gün bir deneme çözün. Ne zamana kadar? Sınava son iki gün kalıncaya kadar. Her gün bir deneme. Denemeden sonra cevapları alın. Hangi konulardan en çok yanlışınız çıkıyorsa önce o konulara kısaca bakın. Çok basit böyle, yani 15'er dakika falan. Arkasından çözebildiğiniz kadar çok soru çözün. Neyden? Çok yanlışınız çıkan konulardan. Ama gidip de çocuklar bir tane daha deneme, bir tane, yani her bulduğunuz boşluğu deneme sınavıyla doldurursanız eksiğinizi kapatamazsınız. Haftaya unuturum diye şimdi soracağım. Aslında haftaya yine soracağım. Kurumlara ne önerirsiniz? Şu anda hala öğrencilerle sonuçta buluşanlar var. Onlara uzaktan da olsa müdahale eden, rehberlik yapanlar var. Diyeceğim, haftaya bu cevabı istiyorum sizden. Haftaya istiyorsun. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Sevgili izleyiciler, Genç Vizyon programının bugünlük sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.